Arkadaşlar size siyah zeytin 15 günde nasıl tatlandırılır, 15 günde çürütme nasıl yapılır, 15 günde dilime nasıl yapılır onu anlattım. İzleyin lütfen. Arkadaşlar merhaba, kanalıma, evime hoş geldiniz. Arkadaşlar bu hafta videoları yayınladım. İzliyorsunuz inşallah. Tabii ki çok kişiyi şaşırttığımı biliyorum. Orada eşime diye yazdım. Ama benim nikahım yarın 4'te. Bugün pazartesi, yarın salı 1 Kasım 4'te. Allah'ın izniyle yeni bir hayata adım atıyorum. İnşallah her zaman yanımda olun. Bugün süslendim. Bugün de alışverişlerim falan var. Allah izin verirse her şeyi bitirdik. Eşimi gördünüz bu arada. Nermin Hanım ne zaman evlendiniz diyorlar da açıklama yapmak ihtiyacı duydum. Yani ani oldu ama nikahım yarın. Şimdi arkadaşlar ben size bir söz verdiydim. 15 günde zeytin nasıl olur? Siyah zeytin onu çekecektim. Yani onu göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir tarif. Yani bunu yapın. Aslında birazcık buna su koymam gerekirdi. Onu unuttum. Dur bir koyayım. 2 dakikacık azıcık bir su koyayım buna. İlla bir şey unutuyorum. Ben birazcık mola verip tamamı göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu zeytin Mudanya diye mi geçiyordu? Biliyordum bak unuttum. Kendi bahçemden. Bugün bu sene zeytin aldım. Oradan topladım. Şimdi pazardan gittiniz zeytin alırken nelere dikkat etmeliyiz diyorsunuz ya genelde. Tabii ki zeytinciler size zeytinin bunu dilme mi olur, çürütme mi olur? Hani onu genelde söylüyorlar ama çok yumuşak zeytinden dilme asla olmaz. Bunu unutmayın. Ben size bir çeşitini daha bunun göstereceğim. Allah nasip ederse şu işlerimi bitireyim. Şimdi bakın pazara gittiniz. Genelde zeytini şu üstü tozlulardan seçin. Asla kurt olmaz içinde. Mümkünse bakın. Gördünüz mü? Asla kurt olmaz. Üstü parlak. Parladı mı zeytini? Bir kontrol edin. Bakın. Mutlaka bir şey vardır. Ay az çok. Mutlaka demeyeyim de. Yıkanmış, silinmiş. Bakın bir iyice kontrol edin bunları. İyi mi? Yani ama bunda yok. Asla bak bunda da var bak. Bunları lütfen iyi seçin. Ben size inşallah bir yardımım dokunursa ne mutlu bana. Pazara gittiğinizde zeytinlere bakarken biraz böyle tozlusunu görürseniz tereddüt etmeden alın. Hepsi tabii ki hepsi parlak. Tabii ki parlakların hepsi de kötü değil. Ama bu bir göstergedir. Doğru mu Safiye? Evet. Sizin köyde de bulundum. Allah'ım maşallah maşallah. Bu sene yağ çok. Güzel çok güzel veriyor zeytinler. Benim tuttuğum bahçe bile 4 kilodan yağ verdi bu sene. Maşallah daha ilk ben yaptım zaten. Değil mi? Evet. Çünkü ben sabırsızım. Bekleyemiyorum. Bir de bu nikah işleri falan olacak. Şimdi arkadaşlarım bunu diliyoruz. Bu sertleri kullanacağız. Ben size göstermek için yapıyorum şimdi. Bakın önce suya koyuyoruz. Tamam mı? Bak hemen parlaklarda. Bunları gözünüz kapalı yapın. Asla bir şey olmayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar yarın nikaha giderken ya da falan filan hepsini çekeceğim size. İnşallah merak ediyorsunuzdur ama paylaşmak istiyorum sizinle. Hepsini çekeceğim inşallah. Neler yapıyoruz, neler yiyeceğiz, Göl Marmara'da, Manisa Göl Marmara'da balık yiyeceğiz inşallah topluca. Hepsini çekeceğim inşallah. Oranın sazan balığı meşhur. Ondan sonra bir de benim eşimin fırındaki ekmek öyle gerçekten ekşi burası çok güzel ama. Gideceğiz hep beraber. Güzel bir an olsun istiyorum. Yoksa hani biz bu saatten sonra bazı şeyleri şımarıklık kabul etmeyin lütfen olur mu? Arkadaşlarımla gideceğiz. Şimdi arkadaşlar ben bunu hepsini tabii ki dilerek göstermeyeceğim. Bunu dilip geliyorum geriye. Arkadaşlar şimdi zeytinleri el birliğinde imece usulü biz dildik. Şimdi başlarken tek zeytinle başladım ama zeytinlerin içinde yumuşaklar çıktı. Onu başka bir çekimde yapayım diyordum ama şimdi bir çekimde 2 tane 15 günlük zeytin göstereceğim size. Biri çürütme olacak, biri dilme olacak. Sonuç ilk önce başlangıç. Yanlışım olmasın lütfen. İkisini de dildik. Tamam mı? Çabuk olması için bunlar. İkisini de dildik. Bir tanesi böyle yediğimiz dilme zeytin olacak, bir tanesi çürütme olacak. Ama ikisi de 15 gün içinde olacak. Bundan emin olun yani. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Ben size güzelce göstereceğim. Şimdi bunu dildik. Bunları suya koyduk. Bakın zaten kapkara suyu var. Ondan sonra bir kere suyunu değiştiriyoruz. Koyuyoruz ya. İkincide suyunu tamamen döküyoruz. Yani bir kere değiştirdik koyduk.
Ertesi gün kafa çaldı Sabiha da kaçıyor. Yok yok gelebilirsiniz. Şimdi bakın ikisini ayrı vereceğim bir videoda ama lütfen dikkatli anlatmaya çalışıyorum. İkisini dildik, ıslattık. Bir kere suyunu değiştirdik. İkinci su bunlar. Bunlar ikinci su. Bunu bir döküyorum şimdi bakın. Ben giriyorum Sabiha'cığım. Mecburuz artık kesmeyelim de güzelce anlatmayabileyim diye düşünüyorum. Kapkara suyu çıkıyor zaten. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu yumuşak olan siyah zeytini yapıyoruz bunu. Bu daha sert böyle tek 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 yiyeceğiz bakın bunu. Tamam mı? Bunu hani dilim olacak. Şimdi hani şişelere koyuyoruz da sallıyoruz ya normalde. 3-4 ay, 2-3 ayda oluyor. Bunu hemen yemek istediğimizde yumuşak, daha yumuşak bir zeytin. Elimizde siyah zeytin var ama yumuşamış. Nasıl yapacağız? Böyle yapacağız. Dildik. İki kere suyunu değiştirdik. Yani bir kere değiştirdik, ikinci de attık suyunu. Şimdi ne yapıyoruz? Tuzunu koyuyoruz. Tamam mı arkadaşlar? 3 kilo bir çay bardağı. 3 kilo zeytine bir çay bardağı. Kafasını alayım. Tuzunu koyuyoruz. Normal klasik, bakın bu dilime zeytin, iki kere suyu değiştirdim. Normal klasik zeytin nasılsa bunu böyle döndürüyoruz. Tamam mı? Bunu böyle döndürüyoruz. Kaç gün geçiyor? Aşağı yukarı 15 gün geçiyor. Açıyoruz. Zeytinimizi açtık. İçinden bir tane alıyoruz, bakıyoruz. Tatlanmış mı? Zeytin çabuk tatlanıyor tabii. Dilime oldu ya, bir de kara suyu gitti. Ondan sonra ne yapıyoruz biz buna? Kalkan. Su doldursun değil mi bana? Şimdi buna zeytini ne yaptık? Dildik yumuşak siyah zeytini. İki gün suyunu değiştirdik. Üçüncü de ikinci suyu döktükten sonra tuzunu koyduk. Bunu geldik gittik çalkaladık. Geldik gittik çalkaladık. Ondan sonra baktık zeytin tatlanmış. Hiçbir şey yapmıyoruz tamam mı? Sadece üzerine su dolduruyoruz. Fatma üzerine su doldurur musun rica etsem bunu? Şimdi bunu ne yapıyoruz? Bu zeytinimizi ne yapıyoruz? Bu zeytinin de suyunu iki kere değiştirdik. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu yumuşak olanmış. O daha çok dayanacak. Şimdi bakın iki kere suyunu değiştirdik. Aynı şekilde onun da bunun da. Elimizde yorgan ama yastık kılıfı yok. Yastık kılıfı olabilir, delikli bir şey olabilir. Örtü, tülbent gibi bir örtü olabilir. İçine koyar toplarsınız tamam mı? Bakın altında benimki çanta. Altında süzgeçli bir kase. Bu çabuk zeytin anlatıyorum size. Çürütme olacak. Altına bunu koyuyoruz, bunu koyuyoruz. Tamam mı? Benim bu elime geçti. Şu anda başka şey bulamadım. Düğün telaş var. Şimdi arkadaşlar bakın bunu süzüyoruz. Ne oldu bu? İki kere suyu değişti. Bunu süzüyoruz. Arkadaşlar inanın güzel güzel anlatmaya çalışıyorum. İnşallah hata yapmayayım. Şimdi iki gün suyunu değiştirdik. Bunu buraya koyduk. Üç kiloya bir tane çay bardağı. Bunu karıştırıyoruz. Her gün karıştıracağız böyle tamam mı? Bakın. Safiye'mi gösterdin mi? Hem sen iyi şeyler de görüyorsun. Tamam bunu karıştırdık mı? Şimdi bunu böyle topluyoruz. Topluyoruz. Elimizde ağır ne varsa bir şey. Bunu isterseniz 10 kilodan yapın. Tamam mı? Elimizde ne var bizim ağır? Bu var. Ondan sonra bakın yeşil zeytinlerimizi yiyoruz artık. Şunu şöyle koyuyoruz. Hafif de yamultabilirseniz. Bu da 15 günde olacak. Çünkü dildik biz bunları. Dilmediklerimiz uzun süre oluyor. Ama biz siyah zeytinimizde çok beklemek istemiyoruz bazen. Çabuk olsun diye düşünüyoruz. Alın size çürütmenin en kolay hali. Bu da oldu. Bunun iki kere suyunu değiştirdik. Tuzunu koyduk. 15 gün salladık. Oldu mu ağzınızın tadına göre? Bunun üstüne böyle su dolduruyoruz. Tuzu içinde kalıyor. Her şeyi siyah suyu içinde kalıyor. Ondan sonrakisini asla değiştirmiyoruz. Bundan sonra bunun içine sadece isterseniz limon tuzu atın. İsterseniz limon suyu koyun bir bardak. O sizin hani tercihiniz olsun. Afiyetle yiyoruz. Ben bunları tabağa çıkarıp göstermek isterdim. Ama anlaşılmayan bir şey varsa yine de söyleyin. Ama ben dediğim gibi yarın nikahım var ve Antalya'ya gideceğiz oradan. Oradan size inşallah çekimler yapabilirim. Bugünlük böyle göstermek istiyorum. Zamanı geçiyor çünkü zeytinlerin. Arkadaşlar sıfırdan gene toparlıyorum. Bilmeyenler için kızmayın. Bu zeytinimizi 2 gün suyunu değiştirdik.
Tuz attık içine bir çay bardağı, salladık. 15 günde oldu, tekrar su doldurduk. Afiyetle yiyoruz. Çıkarıyoruz tabağa, yağ, zeytin, limon. Şey, yağ, limon muhteşem. Bu zeytinimizi ne yaptık? İki kere suyunu değiştirdik. İçine tuz attık Safiye'cim. Bunu ara sıra böyle alt üst edeceğiz. Ve bunu topaklayıp, hatta bu zeytin tam çürütme değil. Biraz daha siyahlıkları var içinde. Üstüne ağırlık koyuyoruz. Buradan suyu akmaya başlayacak. 15 gün sonra muhteşem çürütmeniz olacak. İnşallah iyi anlatmışımdır. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Güzel doğum günü mesajlarınıza dönemedim. İnşallah oturup onları okuyacağım şimdi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.